Herkese merhaba. Bugünkü konumuz sizlerle beraber KPSS ortaöğretimin konuları ve soru dağılımı nasıl ondan bahsedeceğim. Yani hangi konudan, hangi dersten kaç soru çıkabiliyor, hangi konulardan soru çıkma ihtimalleri var ve toplam olarak kaç soru çıkıyor, onları tek tek incelemesini yapacağız sizlerle beraber. Öncelikle arkadaşlarımız, bu sınavımız genel yetenek ve genel kültür olarak ikiye ayrılıyor. Genel yetenekte 60, genel kültürde de 60 olmak üzere 120 tane soru karşınıza çıkıyor ve bu 120 soruyu çözmeniz gerekiyor. Genel yetenek testinde arkadaşlar 30 tane Türkçe sorusu, matematikten 27 tane, geometriden de 3 tane soru karşınıza çıkıyor. Tabii bu sorular değişebiliyor. Misal bu sene geometriden 4 soru da çıkabilir. Bu şekilde bazen değişiklikler yapılabiliyor. Genel kültüre baktığımızda ise tarihten 27 soru, coğrafyadan 18, vatandaşlıktan 9, güncel bilgilerden de 6 tane gibi sorular çıkabiliyor. Dediğimiz gibi her sene sistem değişebilir. Soru sayısı buralardakinden, yani misal 8 vatandaşlık şeklinde değişebilir. Evet, ama şu an bu şekilde devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar, Türkçeden çıkabilecek konular. Tabii sadece bu konulara çalışmayın. Diğer konulara da çalışın ama biz her sene ortalama olarak çıkan soru sayısına göre konulara ayırdık. Sözcükte anlamdan 2 soru, cümlede anlamdan 2 soru Türkçeden. Paragrafta 15 soru, paragrafı mutlaka çalışın. Paragraftan 14, 15, bazen 16 soru şeklinde sorular çıkabiliyor. Dil bilgisinden 2 ile 5 arasında soru çıkabiliyor. Ses bilgisinden biz ortalamaları yazmışız. Ses bilgisinden 1, anlatım bozukluklarından 1, yazım yanlışlarından 1, noktalama işaretlerinden 1 soru, sözel mantıktan 4 soru şeklinde Türkçeden sorular çıkabiliyor. Matematiğe baktığımızda temel kavramlardan 2, rasyonel sayılardan 2, köklü sayılardan birer, üslü sayılardan 1, matematik ilişkilerden yararlanmadan 6 soru, problemlerden 8 soru, tablo grafik okuma yorumlamalardan 3'er soru, sayısal mantıktan 4 soru ve geometriden 3 tane soru çıkabiliyor. Tarihe geldiğimizde ilk Türk devletlerinden bir soru çıkma ihtimali var. Türkiye İslam devletlerinden 2 soru, Osmanlı Devleti'nden 9 soru, Kurtuluş Savaşı'ndan 3 soru, Atatürk ilke ve inkılaplarından 9 soru, Çağdaş Türk Dünya Tarihi'nden 3 soru şeklinde sorular çıkabiliyor. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar, bu emeklerimiz karşılığında videoları beğenmeyi unutmayın ve kanala abone olup bu süreci bizle beraber takipte kalın. Çünkü başvurular başladığında onlarla ilgili birçok içerik paylaşacağız. Coğrafyaya baktığımızda coğrafyadan Türkiye'nin coğrafi konumu ile ilgili bir soru, Türkiye'nin iklim bitki örtüsü ile iki soru, fiziki özellikleri, Türkiye'nin fiziki özellikleri ile ilgili 4 soru, Türkiye'nin beşeri özellikleri ile ilgili 3 soru, Türkiye'nin ekonomik özellikleri ile ilgili 5'er soru şeklinde sorular çıkabiliyor. Tabii siz KPSS ortaöğretim coğrafyanın tüm konularına tekrardan göz atın. Bazen farklı konulardan da sorabilirler. Vatandaşlığa baktığımızda ise temel hukuk kavramlarından 3 tane, yasama, yürütme, yargıdan 4 soru, idare hukukundan da 2 soru şeklinde sorular sorabilirler arkadaşlar. Aklınıza takılan soruları yorum kısmından yazın. Cevaplarım şimdilik. Hepinize iyi günler.